Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da tüm dünyayı çok yakından ilgilendiren yeni bir müjde var. Bu müjdeyi sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz üzere hayatımızda koronavirüs artık bizim bir akrabamız oldu. Yani sabah kalkıyoruz koronavirüs, akşam yatıyoruz koronavirüs, her yerde işte, güçte, otobüste her yerde virüs, 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 virüs. Tabii bu kadar büyük bir kitleyi, dünyayı ilgilendiren bir olaydan bağımsız kalmak ya da görmezlikten gelmek tabii ki imkansız. Bu işle ilgili her gün, her sabahta yeni bir haber görüyoruz. Bugün de bir müjdeyle uyandık, çok şükür. Bizi bugünlere kavuşturan Allah'ımıza ne kadar şükretsek o kadar azdır. Şöyle ki, Profesör Doktor Uğur Şahin'in sahip olduğu BioNTech'ten bir son dakika açıklaması geldi. Bu açıklamaya göre şu an yaşamış olduğumuz COVID-19'un omikron varyantına karşı özel bir aşının denemelerine başladıklarını ifade ettiler. Önce haberi paylaşacağız, müjdeyi, bu dünyanın en büyük müjdesini paylaşacağız. Ardından da elbette söyleyeceklerimiz olacak. BioNTech Pfizer'dan yapılan açıklama, 18 ila 55 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinlerde omikron özel aşı adayının güvenliğini tolere edebildiğini ve immün sistemini güçlendirdiğini değerlendirmesi yapıldı deniliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech'in üst yöneticisi, CEO'su ve kurucu ortağı Profesör Doktor Uğur Şahin, COVID-19 aşılarının omikron varyantının neden olduğu ciddi hastalıklara karşı güçlü koruma sağlamaya devam ettiğini belirterek, bu çalışma daha önceki COVID-19 varyantlarında olduğu gibi omikron varyantına karşı ancak daha uzun koruma süresiyle benzer bir koruma düzeyi sağlayan varyant tabanlı bir aşı geliştirmeye yönelik bilime dayalı yaklaşımımızın bir parçası ifadesini kullandı. Türkçe meali şu, diyor ki biz yeni bir aşı bulduk, bu aşıyı satacağız, kontratlar yapacağız, paralar gelecek, büyük paralar kazanacağız diyor. Aşının içeriği konusunda insanların sağlığına yararlı olduğu konusunda zaten benim hiç şüphem yok. Bu aşı bir müjde. Bu aşı sayesinde her şey 2019'a dönecek. Omikrondu, zurna mikrondu, bilmem ne mikrondu, alfaydı, betaydı, bilmem neydi arkadaşlar, kalmayacak. Uğur Şahin bunu söylüyor aslında. Yani böyle karışık geldi bu cümle değil mi size? Benim anladığım, yarın öbürsü gün diyor biz Alman hükümetiyle sözleşmeler yapacağız. Fransız hükümetiyle sözleşmeler yapacağız. Hollanda, İsveç, İsviçre, Türkiye, aklınıza neresi gelirse Amerika vesaire. Müjde bu. Yeni bir aşı bulduk diyor. Biz bu aşı sayesinde insanlığı kurtaracağız. Bu koronavirüse karşı daha uzun süre dayanıklı diyor. Şimdi arkadaşlar, ben bunları anlattığımda da birileri bana kızıyor. Diyor ki, sen Profesör Uğur Şahin'i kıskanıyorsun. Bizim ne haddimize? Benim ne haddime? Ama gerçekleri söylemek birilerini rahatsız ediyor, bu yorum yapanları. Ya bana ne kardeşim? Adamım ben, mal ortağı mıyım? Sadece yeni bu piyasaya çıkacak olan omikrona karşı etkili olduğu ifade edilen aşıdan BioNTech Profesör Doktor Uğur Şahin 17 milyar euro para kazanacak. Yani para bunun, mal bunun. Biz kimiz? Hani bir laf var ya, zurnanın son deliğiyiz biz. Gerçekten böyle yani. Şimdi bizi ilgilendiren taraf şu. Şimdi yeni aşı bulduk, işi çözüyor, dayanıklı, 4. doz, 5. doz. Bunlara artık bizim karnımız doydu. Yer yok. Bak, yer yok. Sayın Uğur Şahin çok büyük bir bilim insanı. Sayın Özlem Türeci çok büyük bir bilim insanı. Ben saygı duyuyorum. Gerçekten samimi söylüyorum bunu. Ama arkadaşlar, Uğur Şahin, Pfizer, BioNTech vesaire arkadaşlar
Bunların daha keseleri dolmadı. Bak benim midem doldu. Senin de doldu. Yer yok. Ama bunların daha dolduracak çok kasası var. Çok kesesi var. Daha dur, bunlar reklam. Filme daha geçmedik. Şimdi yarın öbürsü gün omikronu biz bu aşı sayesinde çözdük diyecekler. Sonra diyecekler ki yeni bir aşı çıktı. Ne bu? Zurna mikron diyecekler. Zurna mikron için yeni bir tane aşı bulmamız lazım diyecekler. Sonra bir tane daha kese de olacak. Sonra başka, 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 başka. Nereye kadar, ne zamana kadar, son durak neresi? Daha belli değil. Çünkü keseler de olmadı, daha da olacak. Şimdi benim burada kızdım. Hani Uğur Şahin falan değil. Adam esnaf. Yolunda, yola çıkmış adam. Müşteri bekliyor. Saygı duyuyorum. Araştırmış, bulmuş. E sen de bulsaydın, ben de bulsaydım. Benim burada söyleyeceğim lafım kime biliyor musunuz? Siyasetçilere. Senin benim vergimi alıyorlar. Bari işe yarasa kardeşim, ver, sonuna kadar ver. E demiyor musunuz kardeşim? Bak milyarlarca euro harcadınız. Benim vergimle senin verginle. Hani Hatice'ye değil neticeye baktığımızda bu vaka sayıları niye bu noktaya geldi diye bir kişi Uğur Şahin'den ya da bu aşıyı üretenlerden soruyor mu arkadaşlar? Gel bakalım diyor mu? Uğur hocam bu niye böyle oldu? Bu vaka sayıları niye artıyor? Senin aşın niye bu işleri çözmedi diye soran, duyan, gören var mı arkadaşlar? Ben duymadım, görmedim, bilmiyorum. Siyasetçi de öyle diyor aslında. O da diyor ben de görmedim. E parayı mübarek niye parayı veriyorsun o zaman? Yarın öbürsü gün bu sıvılarla ilgili birilerinin sağlığıyla ilgili bir sorun olduğu zaman sorumlu kim olacak? Kişinin kendisi olacak. Bak ne Uğur Şahin ne devlet yöneticileri. Diyecekler ki yapmasaydın. E şimdi yasa çıkartıyorlar. Diyorlar ki 3 doz aşı olmak Almanya'da da Avusturya'da olduğu gibi zorunlu. Yasa çıkıyor şimdi. Sonra diyecekler ki bilim insanları önerdi kardeşim. Türkiye işte Almanya hukuk devleti, ondan sonra kanunlar zorunlu diyor. Olduk ne yapalım diyecekler. Bir olay varsa ortada, bu olayı kimin yaptığını bilmek, öğrenmek istiyorsanız bu olayın sonucunun kimlere yaradığına bakmanız lazım. Kimlere yarıyor bak. Uğur Şahin'e yarıyor mu? Yarıyor. Özlem Türeci'ye yarıyor mu? Yarıyor. Pfizer'a yanıyor. Değil mi? Büyük ilaç kartellerine yarıyor mu? Yarıyor. Bazı dünyayı değiştirmek isteyen Bill Gates gibi, Rockefeller ailesi gibi bu insanlara yarıyor mu? Ne diyorlar? Yeni dünya düzeni, büyük sıfırlama. Yarıyor mu? Yarıyor. Sonuçları bunlara yarıyor. Kime yaramıyor? Sana, bana yaramıyor. İşimizden olduk, gücümüzden olduk. Cebimizdeki parayı aldılar. Elektrik faturaları arttı, doğalgaz faturası arttı, kiralar arttı. İnsanlar öldü, sağlıklarından oldu, karantina, o bu vesaire. Sosyal hayatımız, psikolojimiz hepsi gitti çok şükür. Ya hiç kimse sormaz mı bu bilim insanlarına? Gel bakalım ya. Gel bize bir anlat, bu vaka sayısı nedir? Bak soruyorum. Her şeye rağmen diyorum ki bu kadar sıvılanmaya rağmen bu vaka sayıları nereden geldi? Hani uzaydan biri paraşütle falan mı attı şu an hastanede yatanları? Yüz binlerce sadece Almanya'daki kişi. Hocam, Sayın Uğur Şahin, saygıdeğer hocam, değerli büyüğümüz. Niye bu aşılara rağmen bu insanların sayısı artıyor? Soruyorum. Yanlış anlamayın, doktorunuza gidin danışın arkadaşlar. Aşılanmayla ilgili o yönde karar verin. Doktor ne diyorsa onu yapın. Sakın benim aşı karşıtlığı falan yaptığım anlaşılmasın. Asla öyle bir şey yok. Ben fikirlerimi paylaşıyorum. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz burada sizinle. Siz de görüşlerinizi videonun altına yazıyorsunuz zaten. Diyorum ki bu işin sorumlusu kim? Dediler ya
Hatırlıyor musunuz? İlk daha bu koronavirüs çıktığında, geçen anlatmıştım, izlemeyenler için kısaca anlatayım bunu. Çin'de insanlar sokaklarda arkadaşlar düşüyordu, hatırlıyor musunuz? Sokaklara düşüyorlar. Ne koronaya yakalandı, aynı sarı hastaları gibi. Bir bakıyorsun orada düşmüş, burada düşmüş. E korona geldi, dünyaya yayıldı. Çok şükür her yerde var. Ben hiç sokakta düşen adam görmedim. Bizi korkuttular o kadar. Yok şöyle olacak, böyle olacak. Alıştık bak şimdi, aynı nezle gibi anlatıyoruz şimdi birbirimize. Ha eskiden mesela biri yakalandığında çok üzülüyorduk. Şimdi nezle olmuş gibi düşünüyoruz değil mi? Alıştırdılar bizi işte. Hani Çin'deki gibi Wuhan'da bir hayvan pazarında sözde çıkmış da bu virüs dünyaya yayıldı. O bölgede herkes yere düşüyordu bu virüse yakalananlar. Nerede kaldı? Avrupa'da gören oldu mu? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda, Amerika. Sokakta koronavirüse bağlı olarak aynı epilepsi hastaları gibi yere düşen gördünüz mü? Ben görmedim. Siz gördüyseniz yazın. Diyelim ki o zaman Çin'le ilgili yayınlanan bu görüntüler doğruydu. Kardeşim bizi kandırıyorlar, kandırıyorlar. Korkuyu pompala. Bunlar nasıl olsa figüran. Evet, senaryoyu yazmışlar, bizi oynatıyorlar. Değerli izleyicilerim, sizden ricam şu. Lütfen görüşlerinizi videonun altına yazın. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Sizden bunu haseten rica ediyorum.